Adam. Baltadan parmağını yalar değil mi? Çubukla bu tadına bakacak mısın? Düzce'mizin meşhur kestane balı. Her türlü derde şifadır. Tahılın hepsi var. Esere döndü diyeceğim. Bak ürüne döndü diyeceğim için tahılın esere döndü. Mayıs tarihleri Türk Mutfağı Haftası olarak hem yurt içerisinde hem de turizmin farklı bir boyutuyla, gastronomi turizminin farklı bir boyutuyla beklenilen faydayı elde edebilmek adına yurt dışı temsilciliklerimizde de bu hafta kapsamında ciddi tanıtım etkinlikleri yapılmakta. Bu sıradaki sloganımız ise sağlıklı, geleneksel, atıksız Türk mutfağı konseptinde ilerliyoruz. Sofra berekettir. Sofrada israftan kaçılır, bu anlamda atıksız. Anneler evlatlarına el verir, ustalar çıraklarına el verir, bu anlamda gelenekseldir. Ve zaten gastronominin özü sağlıklı beslenmedir. Doğru seçilmiş sloganlarla, doğru konsept içerisinde inşallah Türk mutfağının zenginliğini tüm boyutlarıyla gerek yurt içerisinde gerekse yurt dışında tanışma iradesi ve arzusu içerisindeyiz. Düzce'mizde Türk mutfağı noktasında oldukça zengin bir yelpazeye sahip. Aynı zamanda 15'i bulan coğrafi işaretli ürünlerimiz Düzce mutfağının içerisinde gerekse Türk mutfağına sunduğu imkanlarla ciddi katkılar yapmakta. Hepimizin bildiği gibi Düzce'miz son birkaç yüzyıl içerisinde göçle büyüyen bir kent. Farklı coğrafyalardan göç alan bir kent. Bu da gastronomimize, yani Düzce mutfağına zenginlik olarak yansıyan bir yön var. Her bir bölge, Balkanları, Kafkasları, Kırım'ı, Anadolu'nun dört bir diyarı kendi kültürüyle beraber Düzce'ye gelmiş ve bu kültür buraya odaklanırken, burada ikamet ederken birbirini etkileyerek de özgün bir Düzce kültürünü de ortaya çıkartıyor. Düzce bu boyutla, yöresel mutfağıyla oldukça zengin. Gerek ürettiği tarım ürünlerinin işlenmesiyle, gerekse taşınan kültürel birikimin yeniden işlenerek hizmete sunulmasıyla oldukça geniş bir gastronomisi söz konusu. İnşallah buralardan alacağımız zeminle hem Düzce'nin tanıtımı hem Türk mutfağına olan katkısı noktasında Düzce daha da hak ettiği yere ulaşacağına ben inanıyorum.